Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttu bu harika modelimizi çalışacağız bu modelimizden neler yapabiliriz etoller şallar örebiliriz çeyizlik örgülerimizin her türlüsünde kullanabiliriz battaniye örebiliriz yani bu güzel çalışmamızı nerede istersek değerlendirebiliriz ben bu elimde gördüğünüz modeli Alize'nin Tiftik ipi ile ördüm. Angora bakınız ince. Gayet ince bir ip. Kalan iplerde de olur. Örmesi de son derece kolay. İki sırada bir kendisini tamamlamakta. 8 ve katlarıyla kaydırmalı olarak ördüğümüz bir model. Modelimizi bir sıra bakın. Şurada gördüğünüz gibi trabzan sırası. Bir sırada buradaki gördüğünüz çiçeklerimizi ördüğümüz sıra olarak değiştirerek örmekteyiz. Evet. Şimdi yapımına başlayalım. Tığ olarak ise hemen söylemek istiyorum. 1.75 numaralı tığımı kullandım. İpim ince olduğu için sizler kullandığınız iplere göre tığ numarasını büyültüp küçültebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Beğenileriniz, yorumlarınızın her biri benim için son derece kıymetli. Evet kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamıza bakalım. Modelimiz 8 ve katlarından oluşmakta artı ilave zincirimiz olmaksızın çalışıyoruz. Şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer çok kocaman bir parça öreceksek e, batane gibi ya da geniş etollerden öreceksek... E, Çallardan da öreceksek, zincirimizi uzunca çekelim. Üzerine 8 ve katlarıyla trabzanımızı yerleştirelim. Yeterli ölçü gözümüze geldiğinde evet bu tam oldu dediğimiz anda kalan zincirimizi son 8 tamamlandıktan sonra birkaç geriden keserek oluşturalım. Yani kocaman bir parça içinde 8, 8, 8 diye sürekli saymamıza gerek yok. Ben şimdi şöyle zincirimi çekiyorum. Bakın yine aynı göz kararı çekelim. 8'in katlarıyla olacak. Trabzanımızı yerleştirdikten sonra kalan zincirimizi keselim. Eğer büyük parçalarda zincir çekmek her 8'de bir hem şaşırtıcı yani yanıltıcı olabiliyor. Bazen tekrar zinciri sayması da zor olabiliyor arkadaşlarımız açısından. Da hepimiz açısından da hem sıkıcı. Evet şöyle zincirimi bolca çektim. Şimdi en son zincirimize şöyle elimizi tutalım. Bir tane zincirimizi ayıralım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekelim. Elimi ayırdım. Son zincire üzerine 4 zincir ilave ettim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Elimle tuttuğum son zincirimizi yani buradaki modelimizi kuracağımızda çektiğimiz zincirimize şu şekilde bir defa dolayıp 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3. 3. Sadece bu sıraya mahsustur bu 3 defa alma. Birazcık modelimizi başlarken yüksekte kalsın diye. Sonra hiç ayırt etmeden, atlamadan bütün zincirlerimizi 8'in katlarında olacak şekilde örüyorum. İster hepsini aynı anda da sayabilirsiniz. İsterseniz tek tek de sayabilirsiniz. Küçük model kuracaksak yani modelimiz için gibi bir yerleştirme yapacaksak şöyle sayarak da gidebiliriz. Ama büyük bir parçaysa örün. Sonra şöyle yaklaştığımız zaman Trabzan sayması tabii ki daha kolay olacağından trabzanımızı sayabilirsiniz. Çünkü e, sürekli aklımızda sayının olması bazen zor olabiliyor. Çünkü herkesin değişik düşünceleri, sıkıntıları hepimizin malum yaşıyoruz. Öyle olduğu için unutabiliyoruz. Bir de belirli bir yaşta isek e, benim gibi daha çok hem unutkanlık yaşa bağlı hem telaşlar daha çoğalmış olmakta. Şöyle bakalım bakın bu çok küçük ama olsun 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15 olmuş. Ben biraz daha trabzanlarımı örüyorum. Trabzanlarımı küçük bir parça ördüm. Modelimiz çıkarmaya yetecek şekliyle. Çünkü modelimiz çok kolay bir model. uzun anlatmaya gerek yok. Hemen sayıyorum. 8 ve katlarıyla olacak. 2 4 6 8. İsterseniz böyle 8 8 ayırabilirsiniz. Eee matematiğimize güvenmiyorsak, uğraşmak istemiyorsak, isterseniz hepsini sayıp 8'e bölebiliriz. 8'e tam bölünür. 8'in katlarındaysa olacaktır. O yüzden hiç kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bakın ben burada küçük modelim olduğu için size 8, 8 diye ayırıyorum. Dediğim gibi hepsini aynı anda toplayıp 8'in katı olup olmadığına da bakabilirsiniz. 2, 4, 6, 8. Bir tane 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 5, 8. Evet bakın şu kadar da fazla zincirim var. Şimdi zincirimi hemen gelip Son trabzanımın dibinden kesinlikle kesmiyorum. Birkaç zincir geri gidiyorum. Bakın burayı örmüşüm. Bir gidiyorum, iki gidiyorum. Üçüncünün hemen sonunda. Herhangi bir aksi işlem yapmamak için kontrolümüz altında olmasını istiyoruz. Şöyle alıyorum. Şu şekilde çektikten sonra sıkıştırıyorum. Bakınız. Sıkıştırdım hiç kalan bakın o kadar zincirimiz istediği kadar uzun olsun. Hiç problem olmadan çekiyorum ve kapatıyorum. Şimdi üzerine modelimizi kurmaya başlayalım. 3 tane zincirimi çekiyorum. Sadece bu sıraya ait bir dolayıp 3 defa çektiğimiz diğerlerinin bütün modelimiz bitene kadar artık bir dolayıp 2 defa da çekiyoruz. Yani ikili trabzan diye adlandırdığımız trabzanımızı yapıyoruz. Üst sıra için 1, 2, 3 zinciri çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Bu birinci trabzanımız olarak sayıyoruz. 4 ve 8 e, ve katları olduğu için kaydırmalı da olduğu için buradaki zincirimizle birlikte 4 tane trabzanımızı örüyoruz. Birebir üzerlerine batıyorum. Zincirim birinci trabzanım. Hemen yanındaki ikinci trabzanım. Bir sonraki 3, bir sonraki de 4 oldu bakın. İlk modelimizi bu dördüncü trabzan üzerine kuracağız. Beşinciye geçmiyorum. Sekizin tam yarısı dört. Dört de diğer tarafta kalacak yani. Bu şekilde yani diğer tarafta da dördüncün üzerinden öreceğiz. Şimdi dört tane trabzanı ördüm. Üzerine bir, iki, üç, dört. Dört tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen buradaki dördüncü trabzanımın ardından girerek bir tane kirpik yapıyorum. Dördüncü trabzanımın ardından tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere dördü battığım yere. Bakın ileri ne gir. Bir tane ikili trabzanım örüyorum yine üzerine bir iki üç dört çiçeğim için kirpikleri örüyorum. Araya batıyorum bakın ara boşluğa tığımın başını doluyorum tekrar aynı yere batıyorum bir iki üç dört trabzanımın hemen ara boşluğa girerek kirpiğimi oluşturuyorum. Bu şekilde yani dördüncü trabzanımızda bir diye sayıyorum. Toplamda 10 tane olana kadar aynı işlemimi tekrar ediyorum. Kır çiçeğim 10 tane trabzan ve kirpiğinden oluşmakta. Hiç farklı işlem yapmıyorum. Doluyorum aynı yer. Trabzanı ördükten sonra 1, 2, 3 ve 4 araya giriyorum ve kapatıyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1, 2, 3, 4. Batıyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere 1, 2, 3, 4. Batıyorum. 10 olana kadar işlemimi yeniliyorum. 10 tane trabzanımızı ve 10 tane kirpiğimizi 4. trabzanımızın üzerine ördüm. 2 4, 6, 8, 9 ve 10. 10 tane oldu. Kirpiği de şimdi yapalım. 1, 2, 3, 4. Yapıyorum. Şöyle ilmeğimi çekiyorum. Bakınız. Kirpiğimiz ve trabzanımız tam. Şimdi burada şu işlemi yapıyoruz. Çiçeğimi şöyle öne doğru yatırıyorum. Modelimiz şöyle hatırlarsanız hepsi yere doğru bakacak. Şöyle modelimiz yattığı için dik durmayacak. Şu şekilde şöyle olanı hemen şu şekilde büküyorum. Ve birinci trabzanımın ve birinci kirpiğimin yanından giriyorum. Ve boşalttığım ilmeğimi alıyorum. Boşalttığım bakınız en son kirpikten sonra. Aradan geçiriyorum ve bir zincirle kapatıyorum. İlk kır çiçeğimizi bu şekilde oluşturduk. Bakın ne kadar kolay oldu. Şimdi tığımın başını doluyorum 8 tane trabzan örüyorum şöyle bakın şuradaki hemen yanı başındaki ilk trabzanımız birinciyi örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8. ördükten sonra kesinlikle 9'a geçmiyoruz. 8'in üzerinden 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen araya batıyorum. Bir tane trabzan ve bir tane kirpiğim oluyor. Geriye kalan 9 tane trabzanımızı ve kirpiğimizi aynı yuva içerisine örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Giriyorum, örüyorum. İki tanesini ördüm. Kaldı 8. Hepsini 1, 2, 3, 4. Evet 10 olana kadar örelim. Bakınız 3 oldu. Tam 8. trabzan 9'a geçmiyoruz. Yani arada 8 koyup 9 üzerine değil 8. trabzanın üzerine çalışıyoruz. İkinci kez 10 tane trabzanımı ve kirpiğimi ördüm. Sayalım 2, 4, 6, 8 ve 10. Şöyle öne doğru büküyorum. Tabii bunu sizler alışınca çok daha rahat ve seri bir şekilde yapacaksınız. Hemen ilk ipimin yanından giriyorum. İlmeğimi tığıma geçiriyorum. Şu şekilde görmenizi istiyorum. İçinden geçip bir tane zincirimi çektikten sonra ikinci kır çiçeğimde bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi yeniden 8 tane trabzanımı örüyorum. Hemen yanındakini bakınız. Arada kaydırmayalım. Hemen yanındakine batıyorum. Ve sayıyorum 8 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzanımızı ördük. Yine 8 zincirin üzerinden kaçeceklerimizi yapmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 batıyorum. Toplam 10 olana kadar bu işlemimizi yapalım. Bakınız burada da 1, 2, 3 yaptığımız işlem 4. olacak. Ee, soldan sağa doğru gelirken. Buradan da aynı şekilde 3 tanesini ördük. 4.ye batmıştık. Şimdi... Aynı işlemimizi tekrar edelim. 10 tane trabzanımız ve kipriğimiz olana kadar örelim. 10 tane ördüm. Yine aynı şekilde ilk ipimin yanından giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra kenardaki 3 trabzanımın 3'ünü de örüyorum. 1, 2 ve 3. Evet bu şekilde birinci sıramızı yerleştirmiş oluyoruz modelimizin burada büyüklük ne kadar olursa olsun Kural hiç değişmeyecek aynı şekilde örerek gideceğiz sonda 3 tane trabzanımız bir başta 3 tane trabzanımız kalıp dördüncüde başlamıştık bunda da aynı diğer taraftan saydığımızda dördüncüde çiçeğimiz olacak şekilde örüyoruz şimdi üst sıramıza geçebiliriz bu yönden 1 2 3 zincir çekiyorum çeviriyorum ve başlıyorum Hepsini ikili trabzan şeklinde örmeye. Dilerseniz sayabilirsiniz 8 ve katları şurada. Çünkü arada bazen kaçırabilirsiniz. Kaçırmamak için 3 tane kenarda vardı. Bakınız şurada hemen modelimizi kurduğumuz yere de batıyorum. 4 ve devam ediyorum. Hepsini 5, 6 yani hiç önemli değil. Şöyle güzel güzel örebileceğiniz hiç karışığı olmayan bir model. Dilerseniz iki ya da fazla renklerle de çalışabilirsiniz. Evet bu sıramızı da tamamlayalım. Çiçeğimin bulunduğu yere giriyorum. Yine 8'in katlarıyla trabzanlarımı birebir ördüm. Yeni sırama başlamak için 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve modelimin çiçeklerimin olduğu yönünde yeni çiçeklerimi yerleştiriyorum. Burada dördüncünün üzerinden örmüştük. Bu sırada ise tam 8. üzerinden öreceğiz. Şu araya denk gelecek modelimiz. Tam 8. trabzanımızın yine 8. trabzanımızı yapacağız. Sağında ve solunda 7'şer trabzan kalacak. Çünkü 7. trabzan 8. trabzanımızda çiçeğimiz olacak. Şimdi 8 trabzanımı örüyorum. Tam 8 trabzanımı ördüm. 8. trabzanımın üzerine yine 1 2 3 4 ardına batıyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. 10 tane trabzan ve 10 tane kirpikten oluşan kır çiçeğimi örüyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Ben e, örerken keyif aldım. Kırtıcıklerine de zaten bayılıyorum. Kabartmalı modelleri de e, sevmemin etkisi olabilir bu modeli sevmemde. 1 2 3 4 Evet, 8 olana 10 olana kadar devam edelim. Yine 10 tane Trabzanımızı kirpiğimizi ördüm. Hemen kirpiğimin yanından giriyorum. İlmeğimi alıp geçiyorum. Araya bir tane zincirle sıkıştırıyorum. Ve 8 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Hemen yanındaki bakınız ördüğümüzü değil hemen yanından örelim. Ola ki arada bir falan kaybederseniz hiç önemli değil. Kesinlikle sökmeyin. Yanına yapıverirsiniz eksik olan kısmı şekilde ayarlarsınız. Ama merak etmeyin gayet güzel ve rahat olacaktır. Evet 8. örelim. 8 tane trabzanım ördüm. 8. üzerine yine aynı çiçeğimi yapayım. Zaten birleştirmesinde gördük. Ve sonrasında yeniden birlikte oluruz. 10 tane ördüm. Yatırıyorum. Yine ilmeğimi geçirip bir tane zincirle sıkıştırıyorum. Kenarda bakınız. 2, 4, 6 ve 7 tane trabzanım kaldı. Bu 7'sini de örüyorum. Çünkü 8. bu oluyor. 7. ve son trabzanımı ördükten sonra 1, 2, 3 diyorum. Çeviriyorum. Bütün trabzanlarımın üzerinden birer birer örüyorum. Ve sonrasında İlk sırada yerleştirdiğimiz gibi modelimizi yeniden yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4. üzerine buradaki kurulumumu yapıyorum. Eğer herhangi bir şey kafamıza, aklımıza takılırsa videomuzu başa alarak bakabiliriz. Ve sonrasında yine bir sıra düz trabzanımız var. Her modelden sonra bir sıra düz sıra örmek zorunda. ki modelimizin araları açılsın. Birbirini göstersin. Tamamen üzerine düşüp kapamasın. Evet sonrasında yine düz sıralarımız dediğimiz gibi ve 8 tane trabzan örüp 8. Nin üzerine burada 4 tane örüp 4. üzerine 8 tane örüp 8. üzerine yani 7 bu tarafta boş kalacak 7 de bu tarafta boş kalacak en son modelimizden sonra burada 3 tane boş kalacak çünkü 4. örüyorum burada da 3 tane boş kalacak çünkü en son dördüncüye örüyorum umarım her şeyi çok çok aklınıza hiç soru işareti kalmadan çok anlaşılır olmuştur evet ve içinize sinmiştir beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim her şey gönlünüzde olsun gönlünüzce olsun gönlünüzde ne hayırlı güzel murat ve dilekleriniz varsa Rabbim hepinize nasip etsin inşallah yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere Hoşça kalın, mutlu kalın